Herkese merhaba. Bu ders aksiyel iskeletin eklemlerinden bahsedeceğiz. Tabi bu ders sadece kafatasında bulunan eklemlerden bahsedip diğer derslerde diğer aksiyel iskeletin eklemlerinden bahsedip ondan sonra üst ekstremite ve alt ekstremite eklemlerinden de bahsedip eklem konusunu da bitireceğiz. Şimdi derse başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aksiyel iskelet dediğimiz iskelet yapı nelerden oluşuyor? Şimdi aksiyel iskelet dediğimiz yapı üst ve alt ekstremitenin yani ekstremite kemiklerinin çıkarılmasıyla geriye kalan iskelet kısım. Bunu oluşturan yapılar da işte şurada gördüğünüz kafatası, kranyum kemikleri, işte arkada kolumna vertebralis yani omurga, önde sternum ve şurada da kaburgalar, kostalar var. İşte bunlar aksiyel iskeleti oluşturan yapılar. Bir de ben burada pelvis iskeleti demişim. Ancak şunu belirteyim. Pelvis iskeleti 3 tane kemikten oluşuyor. Os coxa, os sacrum, os coccyx. Os coxa alt ekstremite kemiklerindendir. Alt ekstremitenin kavşak kemiklerindendir. Onun için onu pelvis iskeletine de, pelvis iskeletinin aksiyel parçasına dahil edemeyiz. Yani şunu diyeyim kısaca. Pelvis iskeletinin tamamı aksiyel iskelete katılmaz. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Eklemleri eklemlere giriş dersinde biz eklemleri 3 ana gruba ayırdık. Oynar eklem, oynamaz eklem, yarı oynar eklem gibi. Mesela şu artikülasyon fibroza dediğim oynamaz eklemdi. Artikülasyon kartilajina dediğim yarı oynardı. Artikülasyon sinovialis de oynar eklemdi. Şimdi ben bu ders kafa kemiklerinin eklemlerinden bahsedeceğim için bu ders hangilerini göreceğim? Şimdi 3 ana gruptan yani oynar oynamaz ve yarı oynar eklemden üçünü de göreceğim kafatasında. Ancak deyip bir soru işareti bırakıyorum. Şimdi artikülasyon fibrozadan sutura dürü, türünü göreceğim. Zaten sutura türü kafatası kemiklerine has şey. Yine gomfozis dişlere has bir e, oynaması oynama eklemdi zaten. Artikülasyon kartilajinadan sinkondrozisi göreceğim. Şimdi soru işareti bırakmıştım ya onu açıklıyorum. Sinkondrozis de kıkırdak yapı hiyalin kıkırdaktandı. Hiyalin kıkırdak da ne yapıyor? Zamanla kemikleşiyor. İşte bu zamanla kemikleşmesinden dolayı yetişkinlerde erişkin kişilerin kafatasında artikülasyon kartilajine yani yarı oynar eklemi görmeyiz. Bu aklınızda bulunsun. Artikülasyon sinüvyal istedi. Kafa tası eklemleri arasında bir tane örnek var. Çene eklemi. Onun türü de artikülasyon bikondilaris türünden. Şimdi dediğim gibi bu ders kafa kemikleri arasındaki eklemlerden bahsedeceğiz. 3 ana grupta görülüyordu. İlkine baktığımızda oynamaz eklem. Başın fibroz eklemleri, artikülasyon fibrozadan bahsedeceğiz. E, erişkin bir bireyde kafatasında çene eklemi dışında geriye kalan tüm eklemler oynamaz eklem. Ondan sonra bu oynamaz eklem oldukları için hareket söz konusu değil ancak asıl işlevleri bunların dayanıklılık ve sağlamlık. Niçin? Şurada kafatasına yandan bakıyoruz. Çok hayati organların bulunduğu, beş duyu organımızdan büyük çoğunluğunun bulunduğu, hatta hepsinin neredeyse konumlandığı kısımdır kafatası. İşte şurada göz, burun, ağız, şurada kulak yerleşecek. Yine merkezi sinir sisteminin üyesi olan e, ne yerleşecek? Beyin yerleşecek. Yani değerlendirme, yönetim vücudun yönetim merkezinin toplandığı kısmın tabii ki korunması gerekiyor. Onun için bu eklemlerde dayanıklılık ve sağlamlık esastır. Ve en çok oynamaz eklemin türleri vardı. İşte sindezmozis, sutura ve gonfozis. En çok sutura türü görülecek. Ve buradaki suturalara sutura, sutura krani diyeceğiz. Ve bu suturaları özel suturalar ve genel suturalar olarak biz ayıracağız. Şimdi özel suturalara baktığımızda Bunların isimlendirilmesi özeldir ve büyük suturalardır. Önemlidir bunlar. Mesela şurada kafatasına yukarıdan bakıyoruz. Şurada frontal kemiği, şurada parietal kemikleri, şurada da oksital kemiği görüyoruz. Frontal kemik ve parietal kemikler arasında oluşan şu sutraya sutura koronal isteyeceğiz. Korona tacı bu hizaya taktığımız için veya şu hizaya taktığımız için sutura koronal isteyeceğiz. Yine iki parietal kemiği görüyoruz. Bu iki parietal kemik arasında oluşan önden arkaya doğru uzanan sutura ya da sutura sagittalis diyeceğiz. Sagittal önden arkaya demek. Önden arkaya uzanan bu sutura ya sutura sagittalis diyeceğiz. Yine şurada parietal kemikler var ve şurada da oksipital kemik var. Bu parietal kemikler ve oksipital kemik arasında oluşan sutura ya da sutura lampdoidea diyeceğiz. Lambda e ee, Yunan alfabesini yanlış hatırlamıyorsam 11. harfi ve şu şekilde yani çize, çizemiyorum da V harfinde bir neye var? Şekli var. Ve buradaki sutural lambda'ya benzediği için sutural lambda diye olarak isimlendirilmiş. Ve şurada kafatasına yandan bakıyoruz. Şurada gördüğümüz parietal kemik, şurada gördüğümüz temporal kemiğin skomos parçası. Bu iki kısım arasında oluşan sutura ya da sutroskomoz'a ismini vereceğiz. Sutroskomoz'a şu kısım. Şimdi bunların tabi gruplandırılması var. Mesela gruplandırılmalarına bakarsak Stura Coronalis'e ekleme giriş dersinde ne dedim? Stura Coronalis Stura Limboza grubundandır. Bazı kaynaklar Stura Serrata grubundan da dahil edebilir. Yine Stura Sagittalis'te dişler vardı ve Stura Denticulata grubundandı. Stura grubu da şurada yanlış yazmışım. Şu U olmayacak. Stura grubu da Stura grubunda yani hem ismi hem grubun ismi aynı burada ona dikkat edin. Ee, diğer süturalarda, şimdi bunlar önemli süturalarda, Diğer süturalarda hangi iki kemik arasında oluşuyorsa o kemi o, o, iki kemiğin ismi veriliyor. Hemen mesela örnek vereyim. Şurada kafatasına önden bakıyoruz. Şu gördüğümüz frontal kemik. Şurada da nazal kemikler var. İki küçük kemik. Ee, bu frontal kemik ve nazal kemik arasında oluşan şu suturaya sutura, sutura fronto-nazalis deniyor. Frontal nazal kemik arasında oluştuğu için sutura fronto Ne Şurada kafatasına yandan bakıyoruz ve şurada parietal kemiğin köşesini görüyoruz. Anglosifenoidalis var. Şurada sifenoidal kemiğin büyük ala alamayörü var. Bu iki köşe arasında iki kısım arasında oluşan sutura ya da sutura sifeno diyeceğiz. Sifenoidal kemik. Ve parietal kemik arasında oluştuğu için sutra sifenoparietalis diyeceğiz. Yine şuradaki suturaya bakarsak. Buradaki sutura da şurada gördüğünüz zigomatik kemikle. Zigomatik kemiğin processus temporalis denilen çıkıntısıyla. Şurada gördüğümüz temporal kemik var. Temporal kemiğin processus zigomatikus arasında oluşan sutura, Sutra temporal zigomatica ismini vereceğiz. Yine burada temporal kemik ve zigomatik kemik arasında oluştuğu için bu ismamız. Sutra temporal zigomatica. Başka örnek vereyim. Şurada gördüğümüz frontal kemiğin çıkıntısı var. Şurada da zigomatik kemiğin var. Şuradaki eklemde frontal ve zigomatik kemik arasında oluştuğu için sutura frontozigomatica ismini vereceğiz. Yine kafatasında suturalardan bahsettik. Oynamaz eklem türlerinden suturalar vardı. Bunlardan bahsettik. Oynaz oynamaz eklemin bir alt türü olan gonfosis de kafatası eklemlerinde görülür. Zaten tek örneği var dişler o da. Gonfosis eklem tipini biraz hatırlarsak neydi? Sanki bir taht diye çekişle çivi çakılmış gibi bu dişlerde maksilla ve mandibulaya şurada geri gelirsek şurada maksilla ve mandibulaya ne yapılmış? E, çakılmış vaziyetteydi. İşte biz bu eklem türüne gonfosis eklem diyorduk. Kafatasında görülen bir eklem türü de erişkinlerde görülmese de yarı oynar eklemdir. Yarı oynar eklemin sinkondrozis Alt türüdür. Bu sinkondrozis ekleminde ne vardı? Hiyalin kıkırdak vardı. Hiyalin kıkırdağın özelliği neydi? Kemikleşmesiydi. Onun için bu tür eklem erişkinlerde görülmez. Sonradan kemikleştiği için. Hemen örnek verelim. Şu an e, neye bakıyoruz? Kafatasının o, kalvaryayı kaldırdığımızda içten gözüken kısmı var tabanının bazis kraninin içten gözüken kısmı var. Kalvarya değil de bazis krani. Şurada sifonoidal kemiğin dorsum sellası var. Şurada oksipital kemiğin pars basilaris var. Bu iki kısım arasında oluşan şuradaki ekleme sinkondrozis sifeno diyeceğiz. Sifonoidal kemik ve oksipital kemik arasında oluşan sinkondrozis türü eklem. Sinkondrozis sifeno oksipitalis. İşte dediğim gibi bu hiyalin kıkırdak içerdiği için kemikleşecektir. Sinkondrozisin bir özelliğidir kemikleşmek bu erişkinlerde görülmez. Onun için erişkin bir kafatasında artikülasyo fibroza ve artikülasyo sinovialis grubu eklemler gözükür. E, dersin asıl konusu olan kafa kemikleri arasında oluşan eklemlerden hareketli olan yani artikülasyo sinovialis grubuna dahil olan eklem çene eklemi. Bu çene ekleminin özel ismi artikülasyo temporomandibularis'tir. Çünkü temporal kemikle şurada gördüğümüz temporal kemikle Mandibül arasında oluşacağı için artikülasyon mandibularis ismi verilmiştir ve kafatasındaki tek hareketli eklem olması e, sebebiyle artikülasyon sinovialis crani ismi de verilir. Şimdi bu temporal kemik ve mandibulanın hangi parçaları arasında oluyor dersek şurada gördüğümüz veya şuradan bakalım ilk başta. Şurada mandibula'yı görürüz. 2 adet çıkıntısı var arkadaki çıkıntısına processus condylaris diyorduk. Bu processus condylaris'i aldım, getirdim, şurada büyüttüm. Şurada gördüğüm baş kısmına kaput mandibula diyorum. Şurada gördüğüm e, boyun kısmına da kolun mandibula diyorum. İşte buradaki kaput mandibula ile temporal kemikte bulunan şu an kafatasını alttan bakıyorum ve temporal kemikte bulunan bir çukur var. Fossa mandibularis. İşte bu kaput mandibula ile fosaman mandibularis arasında oluşacak bu artikülasyo mandibularis. ve grubu nedir dersek artikülasyo kondilaris grubundandır diyeceğiz. Ancak hareket bakımından artikülasyo kondilaris değil de inglimus ve artikülasyo plana grubunun hareketlerine benzeyecek. Artikülasyo plana ne yapıyordu? Kayma hareketi yapıyordu. Biz e, bunun mandibulanın hareketlerinden bahsederken kayma hareketinden bahsedeceğiz. Ginglymus açıp kapama diyebiliriz. Tabi fleksiyon ekstansiyon yapıyor da e, buradaki şeyi açıp kapama çene çeneyi açıp kapama olduğu için o o şekilde isimlendireceğiz. Daha doğrusu elevasyon depresyon diyeceğiz. Ginglymus grubu eklemin e, hareketlerine benziyor. Şurada artikülasyon bir kondilaris olarak da geçebilir. Çünkü bazı kaynaklar şuradaki iki ekleme aynı düşünüyor. Bir çift demek zaten. Şimdi sinovial eklemlerin ortak özellikleri vardı. Neydi bunlar? Kapsül olacak, eklem kıkırdağı olacak, eklem boşluğu, kavitas artikularis olacak ve ligamentleri olacak. İşte kapsül artikularisi olacak onun için bu sinovial eklem olduğuna göre. Bu kapsül artikularisinin bir özelliğinden bahsettik. Dedik ki Eklemin hareketine engel olmayacak kadar bol ancak iki kemiğin birbirinden uzaklaşmasına engel olacak kadar yani çıkığın oluşmasına engel olacak kadar da sağlamdır dedik eklem kapsülünü anlatırken. Tüm eklem kapsülleri için bu geçerlidir. Aynı şeyi burada da diyeceğiz. Bu eklem kapsülü yukarıda şurada gördüğümüz ee, precesus zygomaticus var. Precizus zygomaticus. Bu Precessus zygomaticus'un şuradan göstereyim veya şurada Precessus zygomaticus var. Şurada fossa mandibularis var. Şurada da tüberkülüm artikülare var. Bu fossa mandibularis'in çevresini tüberkülüm artikülareyi dışarıda bırakacak şekilde üst kısımdan buraya yapışmıştır kapsül. Alt kısımdan da geliyorum. Şuradaki alt kısımda da kolun mandibulaya yapışmıştır. Burada hemen çizmeye çalışırsam şuradan izninizle Şimdi şurada processus sigomatikusu devam ettiriyorum. Şu, şu şekilde. Şurada tüberkülüm artikülare var. Bu kısımda tüberkülüm artikülare var. İşte eklem kapsülü şu şekilde tüberkülüm artikülareyi dışarıda bırakacak şekilde üst kısımda fossa mandibularisin. Şuradaki fossa mandibularisin şöyle çevresine yapışmıştır. Eee Peki buraya tüberkülüm artiküleye ne yapışacak? Bir ligament yapışacak. onu yeri gelince söyleyeceğim. Ancak tüberkülüm artiküleği dışarıda bıraktığını eklem kapsülünü bilin. Aşağıda da kolun mandibula'ya yapışacak. Ee, ve bu eklem kapsülünde eklemlere giriş videosunda da bahsettim. Diskus vardır, diskus artikularis vardır. Bu disk şurada görüyoruz. Kaput mandibula'ya şapka gibi geçmiş olup. Buradaki eklem boşluğunu ikiye ayırır. İşte üstteki şu kısım, üstteki kısım ve şurada da alttaki kısım var. Şu üstteki kısım diskus artikularis ile temporal kemik arasında oluşan parçayken alttaki kısım diskus artikularis ile kaput mandibula arasında oluşan parçadır. Biz zaten e, bu eklemden bahsederken diyeceğiz ki üsttekine birinci eklem, alttakine ikinci eklem. Yani Temporal kemik diskus artikularis arasında oluşan birinci eklemin hareketi şunlardır diyeceğiz. Diskus artikularis ile kaput mandibül arasında oluşan ikinci eklemin hareketleri de şunlardır diye bahsedeceğiz. Yani burada bilmeniz gereken diskus artikularis iki eklem gibi ya yani iki boşluğa ayırıyor. Bunu da iki eklem olarak düşünebiliriz. İşte üsttekine membrana sinovial superior, alttakine de inferior diyeceğiz. Şimdi artikülasyon temporo mandibularisin bağlarına baktığımızda kapsül artikülarisinden bahsettik. Tüberkülüm artikülary dışarıda bırakacak şekilde fossa mandibularisin çevresine e, yapışmış üst kısımda, alt kısımda da kolum mandibula'ya yapışmıştı. Bir de şurada eklem kapsülüyle bütünleşik olan ligamentum laterale var. Bu da tüberkülüm artikülareye yapışacak, o tümsekçe yapışacak. Biraz önce çizdim veya şöyle geri gelirsek. Şurada bahsettiğim şuradaki kabartıya yapışacak. Aşağıda da kolun mandibülaya yapışacak. Aşağıda da kolun mandibülaya yapışacak. Şurada tüberkülüm artikülare ve kolun mandibülü arasında uzanan ligamente ligamentum laterale diyeceğiz. Şurada ligamentum stelomandibülareyi görüyoruz. Bu da şurada gördüğümüz temporal kemin presesus steloideusu mandibülanın şurada angulus mandibula var. Angulus mandibulası arasında uzanan ligament, ligamentum stelum mandibulare ismini vereceğiz. Şu an kafatasına tabi şurada dıştan bakıyorduk. Yani bunu e, bu şekli yorumlayabildiğinizi düşünüyorum. Bu şekilde de önden arkaya kesmişiz. Yani sagittal olarak bir kesit almışız. Ve iç tarafına bakıyoruz. Şu gördüğümüz kısma beyin oturacak. Beyin. Şurada mandibula var. Şu arkadaki presis kondilaris çıkıntısı. Presis zygomaticus çıkıntı. Şu e, temporal kemiğin presis steloidiyusu. Şurada gördüğümüz çıkıntı da sphenoidal kemiğin spina osis spenoidalesi. Spinosis spenoidalesi. Biraz önce gösterdiğim presis steloidiyus ile angulus mandibula arasında uzanan ligamenta ligamentum stelo dedik. Ligamentum stelo dedik. Şurada gördüğümüz sphenoideale e, yani sphenosis ile şurada mandibula'nın iç yüzü var. Lingula mandibula dediğimiz bir kısım var şurada. Kemikleri hatırlamanız güzel olur. Yani kemiklere bakmanız güzel olur burada. Bu iki arasında uzanan ligamente de ligamentum spheno mandibula ismini vereceğiz. Şurada kapsüle artikularis'i görüyoruz. Bir de hafif şurada bir çıkıntı var. İşte o çıkıntı da biraz önce gösterdiğim ligamentum laterale'nin şeyi parçası. Bir de şundan bahsedeceğiz. Ben e, eklemlere girişte anlattığım 3 tür ligament vardı. Eklem kapsülünün içerisinde ise intrakapsüler ya ligament. Eklem kapsülünün dışındaysa ekstra kapsüler ligament dedik. Eklem kapsülüne yapışıksa da kapsüler ligament dedik. İşte biraz sonra bahsedeceğim ligament eklem kapsülüne yapışık. Yani ligamentum kapsüler ya grubundan. Şurada Şurada parça parça ligamentleri görüyoruz şurada. İşte bu ligamentler eklem kapsülüne yapışık olup eklem kapsülünü destekliyor. Takviye ediyor. Bu ligamentem iç tarafta olduğu için ligamentum mediale diyeceğiz. Dış tarafta olanına ligamentum lateral dedik. İç tarafta olanına da ligamentum kapsüla e, e, mediale diyeceğiz. Ligamentum kapsülaria grubundan. Bu ligamentum mediale nereden başlayacak? Şurada gördüğümüz Spinosus sphenoidalis. Bir fissur var. O füstura petrotimpanik olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Petrotimpanikadan başlayacak. Evet füstura petrotimpanikadan başlayacak. Ve aşağıda kolun mandibulaya kadar uzanacak. Şurada kolun mandibulaya kadar uzandığını görüyoruz. Şimdi burada tekrar edersek ligamentum laterale. Ne dedik? Şurada tüberkülüm artikülareyi artikülareden kolun mandibulaya uzanan ligament. Ligamentum mediale, e, spinosis sphenoidalis ve fissura petrolatin panikadan başlayıp kolun mandibulaya yapışan ligament. Ligamentum sphenomandibulare spinosis sphenoidalis'ten başlayıp lingula mandibulada sonlanan, yani şurada dilcik vardı, orada sonlanan e, nedir? Ligamentleri, ligamentum sphenomandibulare. Ligamentum stylomandibulare præsesus steloideus'tan başlayıp angulus mandibula'da sonlanan ligament, ligamentum stylomandibulare. Ligamentum sphenomandibulare şurada da petrotympanik kemikler, spinosus sphenoidalis'ten başlayıp kolum mandibula'da sonlanan kapsüler ligament olan ligamentum mediale'yi görüyoruz. Bu e, kapsüler artikulare'yi medial taraftan, iç taraftan destekliyor, takviye ediyor. Şimdi bir tane kas var. Şimdi çene kasları dediğimiz çeneyi açan daha doğrusu çiğneme kasları dediğimiz çeneyi açıp kapatan kaslar var. Bunlardan bir tanesi musculus pterigoideus lateralis. Bunları diğer komitelerde kas komitesinde bahsedeceğiz ama ben şurada bir şey anlatmak istiyorum. Bu kasın için önemli Dersin ilerleyen kısımlarında anlayacaksınız. Musculus pterigoideus lateralis'in önemli bir özelliği şimdi şurada gördüğümüz kas. Şurada diskus artikularis var. Bir kısım lifleri diskus artikularis'te tutunacak, bir kısım lifleri kolun mandibula'ya tutunacak. Kaput mandibula'nın biraz aşağısına tutunacak kolun mandibula'ya. Ve başlangıç noktası ner neredir dersek şurada e, kafatasına aşağıdan bakıyoruz. Şurada gördüğümüz çıkıntılar sfenoideal kemiğin processus pterygoideus. Prinsesus Pterygoideus iki levhadan oluşuyordu. Lamina medialis şu orta hatta yakın olan Dıştekine de lamina lateralis dedik. İşte bu lamina lateralisten başlayacak bir kısım lifler discus articularis bir kısım lifler kolun mandibulaya yapışacak. Biz bu kasa musculus pterygoideus lateralis diyeceğiz. İsimlendirmesi çok kolay. Musculus kas pterygoideus e, pterygoideus'tan başladığı için lateralis de lateral taraftan yani lamina lateralisinden başladığı için bu isim verilmiş. Şurada bir iki numaralı olarak gördüğümüz kas lamina lateralisten başladı. Pterigoid çıkıntının diskusa bunu unutmayın diskusa ve e, kolun mandibula'ya yapıştı. Şimdi bu kasın görevi ne yapacaktır? Diskus artikularis ile mandibulayı birlikte hareket ettirmektir. Şimdi şurada donuyor benim şeyde şu Lazer'i iptal edip, hmm. şurada gördüğümüz muskus pterygoideus lateralis kası, şu mandibula, şurada sarı olarak gördüğümüz diskus articularis, şurada da processus condylaris'te bulunan kaput mandibula ile kollu mandibula var. Bu muskus pterygoideus lateralis, işte pitigoid çıkıntıdan başlayacak, fenoid akemi pitigoid çıkıntısından başlayacak, geri gelirsek, şuradan başlayacak ve <laughs> Arkaya doğru hareket ederek bu tarafa ön, arkaya doğru gelerek bu şurada diskus artikularis sarı olarak gördüğümüz kısma bir kısım lifleri bu diskus artikularis bir kısım lifleri de kolun mandibula'ya yapışacak. Ve görevi nedir dersek, buradaki mandibula ile diskus artikülerisin ortak hareket etmesini, müşterek hareket etmesini sağlıyor ve fark ederseniz diskus artikülerisi şu sarı renkli kısmı öne doğru çekiyor mandibula ile birlikte. E, lazer'e tekrar gelelim. E, şimdi ne dedik? Şu muskus pterygoidus lateralis bir kısım lifler diskusa bir kısım lifler e, mandibulaya tutundu ve ortak hareketini sağladı. Şu an çene eklemi kapalı. Nereden anladım? Şu dişler arasında mesafe yok ama şu görsellerde artık oluşmuş. E, bu kas katılıp e, kısalmasıyla boyu ne yapacaktır? Mandibulayı ve diskus artikularisi öne doğru çekecektir. Ki şu görselde görüyoruz. Şu görselle şu görseli karşılaştırdığınızda bunu görebilirsiniz. Zaten biraz önce gifte de göstermiştim. Artikülasyo temporomandibularisi yani çene ekleminin hareketlerine baktığımızda sağda ve solda olmak üzere iki tane çene eklemimiz var. Ve bunların ortak hareket etmesi gerekiyor. Ortak hareket ederler. Bu önemli. Hareketlerine baktığımızda Alt çene dediğimiz mandibulanın oluşturduğu kısım yani üst çene de maksilla oluşturuyor. Alt çene ne yapacaktır? Yukarı aşağı doğru hareket edecektir. Biz elevasyon ve depresyon diyeceğiz. Yukarı aşağı doğru hareket edecektir. Hangi eksen etrafında? Şu eksen etrafında. Öne arkaya doğru hareket edecektir. Protraksiyon retraksiyon diyeceğiz. Şu alttaki görsellerde görüyoruz. Onu da şurada şu eksen etrafında yapacaktır. Protraksiyon, retraksiyon. Ve Ortada gördüğümüz şu sağ sola hareket ise yani rotasyon olarak diyebiliriz. Rotasyonu ise şurada ortadaki eksen etrafında yapacaktır dönme hareketini. Ama şunda yani şu sagittal eksen etrafında diyelim şunu yapacaktır. Şu vertikal eksen etrafında şunu yapacak. Şu transvers eksen etrafında da şu üstteki görseli yapacak. Şimdi iki eklem var dedik bir tanesi diskus artikularis de şurada görüyoruz diskus artikularis de temporal kemik arasında bir tanesi de diskus artikularis de mandibül arasında genellikle birinci eklem kayma hareketi yapıyor. Şimdi şu görsele odaklanmanızı istiyorum diskus artikularis buradaymış daha sonra şu noktalı kısma gelmiş ne yapmış kaymış yine şu gifte de görüyoruz sarı renkli olan kısım pterigoid kasın çekmesiyle lateral pterigoid kasın musculus pterigoidus lateralis'in çekmesiyle öne doğru hareket ediyor. Yani kayıyor. Üstteki kısımda kayma hareketi var. Ve dikkat ederseniz şurada gördüğümüz diskusla mandibül arasındaki konum burada da korunmuş vaziyette. Kayma hareketinde. İkinci şeyimizde eklememizde şurada kaput mandibula ile diskus artikularis arasında oluşan eklem. Burada da daha çok transvers eksen etrafında Açıp kapama hareketi yapıyoruz. Yani şu hareketi yapıyoruz. Ee, baktığımızda discus articularis burada sabit. Ancak şurada gördüğümüz precesus condylaris yani mandibulanın arkadaki şu çıkıntısı ne yapmış? Şöyle noktalı konuma doğru gelmiş. Rotasyon hareketi yapmış. Daha doğrusu rotasyon denmez ama ee, elevasyon depresyon yapmış diyebiliriz şu eksen etrafında. Yine burada e, animasyonlarla anlatmak istiyorum. E, çene açılma, çenenin açılması iki fazdan oluşuyor. Erken faz, geç faz. Bir onda anlaşalım şimdi. Şöyle geleyim. Çenenin açılması iki fazdan oluşuyor. Erken faz ve geç faz. Şimdi şurada çene kapalı ve dinlenme pozisyonunda. Sonra çeneyi açmaya başladık. Birinci e, faz, erken faz. Şurada gördüğümüz diskus artikularis ve kaput mandibülü arasında yani ikinci eklemde bir dönme hareketi oluyor. Rotasyon yani ağız bir kısım açılıyor. İkinci fazla yani geç fazla ağzın açılmasının geç fazında ise burada gördüğümüz şu ok yönünde yer değiştiriyor. Yani e, diskus artikularis üzerinde bir kayma hareketi var. İkinci fazla kayma hareketi var üçüncü faz artık üçüncü faz olarak da nitelendirmiyoruz da şu hareketi hareketten çok kısa bir sonra süre sonra da tekrar bir dönme hareketi var. Yani dönme, kayma, dönme olarak ilerliyor. Şimdi şurada anlatmak istiyorum. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şu an ağız kapalı. Dinlenme pozisyonundayız. Her şey yerli yerinde. Presesus kondilarisinde bulunan kaput mandibula fossa mandibularis'e geçmiş vaziyette dişler arasında mesafe yok ve mandibula maksilla'da bulunan dişlere göre daha arkada. Şurada şimdi çeneyi açacağım. İlk faz erken faz. Şimdi şu kırmızı ok yönünde açma yapacağım. Ok yönünde bir yol takip ederek açacağım ve bu ok yönünde açmamda ilk başta şurada dönme hareketi olacak. Burada diskusu göstermemişler ama dönme hareketi dediğim kaput mandibula ile diskus artikularis arasında oluşan eklem Dönme hareketi olacak şurada. Şimdi dikkatlice bakmanızı istiyorum. Dönme hareketi oldu. Yani şurada bulunan precesus kondilaris ne yaptı? İlerlemedi. Sağa sola şu çukurdan çıkmadı. Hala aynı konumunda. Ona dikkat edin. Ve dediğim gibi şu yolu izleyerek açıldı. Erken faz gerçekleşti. İkinci sekonder faza baktığımızda ağzın açılmasında şu yolu takip edecek şimdi bu yolu takip edecek ve bu yol üzerinde ne yapacak? Buradaki presesis condylaris fossa mandibularis'in dışına doğru çıkacak. Şimdi dikkat edin biraz kayma hareketi oldu şu kısımda. Şimdi dikkat ederseniz kayma hareketi oldu. Sonra ağız kapama yüresine geçtiğimizde şimdi şu hareketleri yaptık. Ağız kapama yüresinde de şu diş gelecek. Şu yolu takip ederek kapama hareketi yapılacak. Ve bu kapama hareketinde ilk faz yine rotasyon. Yine rotasyon. Konumu değişmedi. Şuradaki konum değişmedi. Dikkat ederseniz rotasyon yaptı. Rotasyon yaptı. İlk başta ne yapmıştı açılırken? Rotasyon. Sonra bir kayma hareketi yaptı. Ondan sonra tekrar rotasyon yaparak kapandı. Ondan sonra Şimdi e, bu hareketi de tamamladık. Şu hareketi tamamladık ilk başta. Sonra şunu tamamladık. Şimdi bunu tamamladık. Son bir hareket kaldı. Eski konumuna dönmesi için. Şuradaki parça. Yani mandibulanın geriye doğru hareketi. Yani şu, şuradan bakarsak da precessus kondilaris'in geri fossa mandibulares şuradaki çukura geri oturması kaldı. İşte onu da tamamladıktan sonra eski haline dönüyor. Yani geriye doğru tekrar bir kayma hareketi olacak. Şimdi adımları tekrar bakalım. Bu önemli çünkü. İlk başta çene kapalı iken rotasyon hareketi oldu. Açıldı. Ondan sonra tekrar bir açılma süreci var. Bunda kayma hareketi oldu. Kapanma hareketinde rotasyon oldu. Ve eski konumuna gelmesi için de tekrar bir kayma hareketi oldu. Burada zaten anlattık bunları. Bu ağzın açılıp kapanmasının evreleriydi. Çiğneme hareketi dediğimiz e, harekete baktığımızda çiğneme hareketinde de yine bu ağzın açılıp kapanması yapılacak ve bunlara ekstra şurada gördüğümüz sağa sola e, rotasyon yapılacak. Yani şu eksen etrafında bir e, mandibulanın bir kısmı böyle kayarken diğer kısmı kendi etrafında dönecek. Şimdi çiğneme sırasında bir taraftaki kaput mandibula ne yapacak? Diskus artikularis çevresinde kayarken şurada B görselinde olduğu gibi diskus artikularis etrafında kayarken öne doğru diğer taraftaki şurada vertikal eksen etrafında rotasyon hareketi yapacak, dönme hareketi yapacak. Burada da gifte de görüyoruz aslında. Şurada kaydı, sonra rotasyon yaptı. Kaydı, rotasyon yaptı dedikten sonra mandibulanın da hareketlerini bitirerek daha doğrusu çene ekleminde hareketlerini bitirerek dersi bitirdik. Bu kullandığım kaynaklardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.